Bugün Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'ta telefon bağlantısı kurdu arkadaşlarımız. Sayın Kızıltaş konuşmasında evrim teorisinin müfredattan kaldırılması konusunda bahsetti. Bugün görürseniz gösterebiliriz konuşmayı. Ekrem Kızıldağ çok efendi, aklı başında bir insandı. Ya onun değeri pek bilinmiyor. Ben o zaman da söylemiştim. Bize eskiden gelir giderdi, konuşurdu. Hiç değeri anlaşılmayan bir insan. Siyaset yönünde de değeri anlaşılmadı. Saadet Partisi de onun kıymetini bilmedi. Birçok parti onun kıymetini bilmedi. Yani halbuki çok makul, dengeli, tutarlı bir insan. Mutedil de. Ya ben ne kusur buluyorlar da bu insana görev vermiyorlar. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Resmini görelim önce Ekrem Hoca'nın. Bir saniye. Sonra da yayınlayın Tamam. konuşmasını. Ekrem abinin özeli bir türlü yaşlanmaz mübarek. 30, 20 sene önce de bak böyleydi, Maşallah. şimdi öyle. Evet, bakalım konuşmasını dinleyelim. Merhabalar efendim. Evet, ben Deniz Ekrem Kızıltaş, gazeteciyim. Uzun yıllar, 27 sene kadar Milli Gazete'de çalışmıştım. Erbakan Hoca'nın vefatına kadar. Son zamanlarda da Takvim Gazetesi'ndeki köşe yazarlığı yapıyorum ve bu arada Medya Derneği var. O derneğin de başkanlığını yürütüyorum. Bu arada Bağcılar Belediye Başkanlığı'nda danışmanıyım. Evet, öncelikle evrim teorisi meselesi zannediyorum gerek Türkiye'nin gerekse dünyanın birçok ülkesinin çok ciddi bir meselesi bence. Burada hemen başlangıçta vurgulamam gerekiyor. Adnan Oktar, Sayın Adnan Oktar ve ekibi, Bilim Araştırma Vakfı ve değişik zamanlarda yapılan çalışmalarla zannediyorum Türkiye'de, hatta belki dünyada evrim teorisi konusunda en ciddi, en güzel, en doyurucu çalışmaları yapan ekip. Bu konuda bence gerek ülkemiz gerekse dünyanın birçok ülkesi kendilerine müteşekkir olmalı. Çünkü evrim teorisi halen maalesef dünyanın birçok ülkesinde eğitim sistemlerinde yer almaya devam eden, yani aslında saçma olduğu, doğru olmadığı, eninde sonunda bir teori olduğu bilinse bile her nasılsa bütün dünyada müfredatta yer almaya devam eden bir konu. Türkiye'de de özellikle AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra bu konunun bir şekilde halledileceği bekleniyordu. Nihayet geçtiğimiz günlerde hazırlanan müfredatta artık önümüzdeki dönemden itibaren evrim teorisinin okutulmayacağı ya da en azından belki okutulsa bile bu konuda detaylı bilgiler verilebileceği intibağı oluştu. O yazıyı da zaten ben evrim teorisi güle güle şeklinde bir anlamda buna güvenerek yazmıştım. Ki şu anki gelişmeler de inşallah en azından belki hemen değilse bile kısa vadede, kısa ve orta vadede bunun sağlanacağını gösteriyor. Çünkü evrim teorisi denilen şey belki mesela Charles Darwin'in söyledikleri ya da teori olarak okutulması ya da okutulan şeyler belki zararsız gibi gözükse de evrim teorisi denildiğinde akla gelen şeyler var. Bu teorinin tedavileri var ki bu eninde sonunda mesela abiyogenizi akla getiriyor. Yani canlıların tesadüfen kendi kendilerine oluştukları, bir tek hücreli canlının işte tesadüfen oluştuğu, peşinden bunların işte çok hücreli canlılar haline geldiği, bunların değişerek hayvanları işte hayvanların çeşitlerini ve hatta haşa insanı oluşturduğu şeklinde bir görüşle bağlantılı. Dolayısıyla evrim teorisi denildiğinde aslında işte halden hale geçiş ya da bir varlıktan diğer varlığa geçişten ziyade bu teori söylendiğinde maalesef tesadüfen canlıların oluştuğu fikri öne geliyor ki bu da normalde kainatı ve içinde bulunan her şeyi Cenab-ı Hakk'ın yaratmadığı haşa işte bunların kendiliğinden olduğu şeklinde saçma sapan bir temeli de akla getiriyor. Evrim teorisiyle alakalı olay da işte tek hücreli canlıdan çok hücreli, oradan belki bitkilere, giderek hayvana, oradan da insana geçiş şeklinde izah edilebilecek bir şey. Bunun arka planında verilen mesaj da güçlü olanın ayakta kaldığı, bunun da maalesef sosyal darvinizm dediğimiz faşizmin, komünizmin ve birçok baskıcı sistemlerin arka planındaki şey, güçlü olanın zayıfı ezmeye hakkı olduğu şeklinde bir başka noktaya bizi götürüyor. Dolayısıyla evrim teorisi hem inanç açısından ve hem de sosyal hayat açısından oldukça sıkıntılı neticeler doğurabilen bir kavram. Bu sebeple yeni müfredatta olmayacak olması ya da en azından olacaksa bile bunun detaylı bir şekilde incelenmesi ve evrimin belki esas konusu olan değişmenin ya da halden hale geçişin olmadığını da açıkça anlatılması gerekiyor. Herhalde bu yapılacak.
Bununla alakalı da yine Bilim Araştırma Vakfı'na teşekkür edilmesi gereken bir şey var. Zannediyorum evrimcilerin en büyük kozlarından birisi işte halden hale geçişin, yani bir canlının başka bir hale geçişiyle alakalı bir ara form olduğu. Bunun da mutlaka fosilinin bulunabileceği iddiaları vardı. Ama bilebildiğim kadarıyla ki herhalde birkaç yüz milyon civarında fosil var dünyada. Ve bütün bu fosillerin bize gösterdiği şu, karınca bugün neyse bundan milyon yıl önce de aynıydı, sinek aynıydı, akrep aynıydı, yılan aynıydı. Dolayısıyla hiçbir şekilde herhangi bir canlının bir halden diğer bir hale geçişini ispatlayabilen tek bir fosil bile ortada yok. Dolayısıyla evrim teorisi bir teori olmanın, ispatlanmamış bir şey olmanın yanında aslında aksi ispatlanmış bir şey bulunabilen tüm fosillerle. Ki bu arada her fosil, belki büyük önemli fosiller bulunması öncesi evrim yanlılarının evet bulduk yakında falan diye bir takım ümitlere kapıldıklarını ama her çıkan fosilin onları yanılttıklarını biliyoruz. Bir başka şey de arzu ettikleri gibi fosiller bulunamayınca bu teori yanlılarının çeşitli şekillerde fosil üretmeye çalıştıklarını da, insanları bu şekilde kandırmaya çalıştıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın attığı bu adım inşallah hayırlı bir şekilde neticelenir. Ve en azından insanları evrim teorisi gibi saçmalıklarla oyalamaktan vazgeçmiş oluruz.